Ülkemizin güzel insanları, sevgili izleyiciler, hepinize merhaba. Öncelikle Hatay'da dün yaşanılan terör olayı ile ilgili bizi sevindiren herhangi bir insanın canına kastedilemeyişi ve burnunun kanamadan dahi kurtulması. Tabii bunun en büyük yani kurtarıcısı sebebi de emniyet güçleri. Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sayesinde, istihbaratı bilgiler sayesinde terör olayının önüne geçilmiştir. Tabii ki terör saldırısında işte bir terörist canlı bomba olarak kendini patlatınca etrafta zarar maddi olarak olmuş olabilir. Bizi sevindiren de vatandaşlarımızın burnunun bile kanamaması. O yüzden tekrar emniyet güçlerini kutluyorum. Tabi burada yani teröristlerin şehir içine girmesindeki en büyük çalışma emniyet güçlerinin tespitlerinde paramotorlarla gelmeleri. Bu çok önemli ki emniyet güçleri de yetkililer de bu konunun araştırmasını yapacaklardır. Nasıl ülkemize giriş yaptıklarını, Hatay'a nasıl geçiş yaptıklarını da tespit edeceklerdir. Bu tür terör olaylarının önüne geçmek için de bir an önce titizlikle çalışacaklarından kuşkumuz yok. Diliyoruz ki bu tür olaylar yaşanmasın. Ülkemizin güzel insanlarının burnu dahi kanamadan bu tür terör örgütleriyle mücadeleyi sürdüren emniyet güçlerinin titiz çalışmalarına devam etmesini ve emniyet güçlerine de her türlü bilgi desteği sağlayabilecek vatandaşlarımızın da yardımcı olmasını isteriz. Sonuçta hiçbir kimsenin burnu kanamadan hayatını devam ettirebilmesi ve insanların bu şekilde teröristlerle mücadelede emniyet güçlerinin yanında olması gerekiyor. Tekrar kutluyorum emniyet güçlerimizi. Gerçekten çok önemli iş başardılar. İnşallah bu tür terör olaylarının da kökünü kazıyacaklar. Kazımaları için de ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Çabalarını fark ediyoruz. O yüzden de sonuna kadar destekliyoruz. Biliyorsunuz son günlerde döviz kuru inanılmaz derecede artış gösterdi. Rekora doğru koşuyor. Yani ekonomi yönetiminin yani döviz tahminini bile rakamlar bir ay içerisinde aştı. Tabii bu döviz kurunun artması her ne kadar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı bir program sunucusuna maaşınızı dövizle mi alıyoruz dese de döviz kurunun artmasından etkilenen birçok insanın olduğunu da unutmamak gerekir. Her şeyden önce ithal edilen ve ihracatta yaşanılan döviz kuru üzerinden çalışmaları tabii ki de etkiliyor. Ve burada döviz üzerinden alışverişi gelen, satılan beyaz eşyadan tutun birçok elektronik eşyada da döviz kuru üzerinden fiyatlandırma yapıldığını unutmamak gerekir. Her artışın tabii ki ülkemize, insanımıza zararı var. Ekonomik yönden satıcı da etkileniyor, alıcı da etkileniyor. O yüzden bu artışın sonu çok hoş görünmüyor. Ekonominin kötü gittiğinde dış ve iç güçler arasındaki çatışmalardan yaşanan sıkıntılarda insanoğlu çok büyük yaralar alıyor. Hükümetimizin de bu konuyla ilgili bir an önce önlem alması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu konuda tecrübesi, bilgisi dahilinde ne yapabiliyorsa yapması, çabalaması gerekiyor. Her geçen gün daha kötüye gitmektense programlarını ona göre yapıp insanları rahatlatan, ekonomimizi rahatlatan projeler geliştirmeleri gerekiyor. Gerçekten şu an döviz kurunun 20 günde 2023 hedefine ulaşması da yani freni tutmayan bir araba gibi ekonomi, döviz kurunun gitmesi ekonomiyi de çok ciddi derecede sıkıntıya sokuyor. Bir an önce önlem almalarını bekliyoruz. Yani TL'nin değeri her geçen gün düşüyor, euro ve dolar uçuyor. Yani bunu uçanı yakalayamazsak yarın hepimiz bir şekilde
yara alacağız, zarar göreceğiz. Yetkililer de bu konuda mümkün olduğu kadar çalışsınlar, çalışma. Çünkü sizleri boşuna seçmiyor vatandaş. Her şeyden önce ülkemizin sıkıntılarını çözmeniz için, halka hizmet için sizi seçiyorlar. Lütfen bu konuda gereken özeni, intizamı ve çalışmayı gösterin. Şimdi biliyorsunuz 2 gün sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, hatta 28 Ekim itibariyle başlar geleneksel olarak yaşandığını, bunu herkes bilir. 97. yılını kutlayacak olmamız da ayrı bir şeydir. Çok ciddi önem verdiğimiz, Cumhuriyet'e önem verdiğimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü önemsediğimizi kimsenin unutmaması gerekiyor. Tabii öyle bir şey ki şimdi pandemi bahane edilerek 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos derken şimdi 29 Ekim'inde kutlamaları kısıtlanıyor. Yani bu gidişle 29 Ekim'i de yasaklamaya doğru giderler diye söylentiler var. Ancak sadece şu anda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda kısıtlamalı törenler olacağı, kutlamalar olacağı. Bu da tabii Cumhuriyet'e de bir darbe oluyor sonuçta. Bir şekilde Cumhuriyetimizin ne kadar önemli olduğunu, Cumhuriyet Bayramı'nın ne kadar önemli olduğunu tüm Türkiye'de herkes bilir. Bu kutlamalar bizleri yani coşkuyla o günü anmak, şehit olanları anmak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bu tür önemli günler bizler için gerçekten Cumhuriyet çocukları için, Atatürkçü insanlar için önemlidir. Burada yani şimdi bir eleştiri yapacak olursak iktidarın yani partisi olan AK Parti'nin yaptığı kongrelerde pandemi kusurları, sıkıntıları yok mu? Orada da var. Şimdi sadece dini, resmi bayramlarda bu tür yasaklamaların olması da düşündürücü, insanlarda polemik konusu. Her şeyden önce bu konuyla ilgili söylentilerde ya da söylemler de var. Örneğin yani CHP'nin grup başkan vekili Özgür Özel hani bir açıklama yapmıştı Twitter'ında da. Bu milli bayramlara getirilen kaçıncı yasak diye vatandaşlarımızın pandemi şartlarına ve hijyen kurallarına uyarak Cumhuriyetimizi kutlamasına keyfi yasak getiremezsiniz. Ahlat'ta, Ayasofya'da iktidar partisi kongrelerinde bulaşmayan virüs 29 Ekim günü mü bulaşacak dedi diye bir açıklaması var. Tabii şimdi az önce de söylediğimiz gibi Cumhuriyet önemli. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Yeni yetişen nesili, gençliği de bu konuda her türlü destek vermesine, Cumhuriyet'e sahip çıkmasına varana kadar öğretmeliyiz, bilgilendirmeliyiz. Bu konuyu engelleyenlerin yarın Cumhuriyet'in değerleri sayesinde birçok şeye sahip olduğunu anlayacağını düşünüyoruz. İnşallah da bu konuyla ilgili kısıtlamalar çok sıkıntılı olmaz. Cumhuriyetimizi coşkuyla yine de pandemiden dolayı önlem alarak da kutlamanın önüne geçilmemesini zaten insanoğlu artık pandeminin ne kadar yani sinsi bir hastalık olduğunu, her geçen gün bulaşabileceğini, her an bu şeye yakalanabileceğini de bilmesi gerekiyor. Ona göre de önlem alacaktır. Yetkililerin de kısıtlamaları yaparken de vatandaşımızın cumhuriyetine dokunmamalarını da istiyoruz. Tabii diğer bir konumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını almayın söylemi bir konuşma yaptığı sırada Batı'da ve iç siyasette başarısız olanların İslam düşmanlığına sığındığını söyledi. Fransız markalara asla iltifat etmeyin, sakın almayın çağrısı yaptı. Tabi yerinde bir çağrıdır çünkü
Fransa'da olsun, diğer ülkelerde olsun, Türkiye ile ilgili, Türk vatandaşları ile ilgili kısıtlamalar, zorunluluklar, zorluklar her türlü yaşansa da burada milli birlikteliği, milli beraberliği sağlamak adına ülkemize kim bir laf ediyorsa karşılığını bulmalı. O başka bir şey. Ancak şimdi bugüne kadar Fransız malları piyasada, Fransız mallarını herkes almış. Yani birçok ürünler şimdi yayılıyor, bunlar Fransızdır, almayın denilse de herkesin evinde bir şekilde Fransa'nın damgası var. O yüzden bu nasıl olacak onu da bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı'na bu konuda katılıyoruz. Fransa eğer Türkiye ile ilgili bir söylemi varsa bu söylemini de karşılıksız bırakmayacağız. Bırakmamalıyız da bir Türk vatandaşı olarak. Ancak Cumhurbaşkanımız da şunu bilmeli ki, yani evet her ülkeyle bir şekilde bir polemik yaşıyoruz. Yarın bir tane dostumuz kalmayacak. Bu nasıl olacak Sayın Cumhurbaşkanım? Bu konuya da bir açıklık getirin Allah aşkına. Yani bu konu çok önemli. Tabii ki sizin yanınızdayız. Yani ülkemize dış güçlerle ilgili her girişimde, her eylemde yanınızdayız. Bunu da unutmayın. Allah hepimize güzel günleri nasip eder inşallah. Bu tür dış güçlerin baskılarına boyun eğmeden insanca yaşamayı, refah seviyesinde yaşamayı isteriz. Şimdi Mustafa Sarıgül'ü bilmeyeniniz yok. Bir dönem Şişli Belediye Başkanlığı'nda güzel işler çıkarttı. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı için mücadele ederken bir Türkiye Değişim Hareketi başlattı. Ne olduysa, ne bittiyse Türkiye Değişim Hareketi'nde bir kıpırdanma varken o kıpırdanmanın sonrasında bir anda değişim gösterdi. Herkesi yarı yolda bıraktı. Sonra döndü işte Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili genel başkanlık girişimleri, hepsini biliyorsunuz zaten. Hiçbiri olmayınca sonra DSP'den tekrar Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Kazanamadı. Şimdi tekrar Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın röportajında şöyle bir açıklama var. Yarın ekibini toplayacağı, yeni bir parti için yola çıkacağını, sloganın ise çare var olduğunu belirtiyor. Şimdi Sayın Mustafa Sarıgül bu yola çıkarken, şimdi herkes son zamanlarda parti kurmaya başladı. Tabii partilerin en büyük sebebi de ittifaklarla alakalı. Yani 0,1 virgül puanlı bile, yani 0,5 dediğimiz puanlılar bile ittifaklar sayesinde rağbet görmeye başlayınca son zamanlarda parti kurma geleneğe başladı. Şimdi Mustafa Sarıgül de bu parti kurma geleneğine katılanlardan biri. Bir dönemin önemli siyasetçilerinden, önemli belediye başkanlığı hizmetleri olan biri. Ancak bu süreç ne kadar sürecek, nereye kadar sürecek? Sorular içerisinde Cumhur İttifakı'na dahil olup olunmayacağı da sorulmuş. Az önce söylediğimiz gibi ittifaklar sayesinde partiler kuruluyor ve sonuçta yine bir ittifak girişimi olup en azından siyasette yer edinme çabası olduğunu da görüyoruz. Yani Mustafa Sarıgül'ün arkasından daha önce gidenler bugün gider mi onu da bilemiyoruz. Sayın Sarıgül partisini kursun, kurucularını tespit etsin bakalım onu da göreceğiz. Zaman içerisinde ne olacağını da göreceğiz. Bir diğer konumuz da kısa çalışma ödeneği ile ilgili. Biliyorsunuz pandemi sürecinde hükümetin belirlediği politikalarda kısa çalışma ödeneği hem işvereni rahatlatsın diye hem de işçileri bir şekilde geçim noktasına baksın diye düşünülse de bu kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı yani aslında işçiye yaramadı. Şimdi 17 Kasım'a kadar süreçti. 2 ay daha uzatıldı. Bu süreç zarfında işçi günlük 39 TL yani ayda 1168 TL asgari ücretin 2320 olduğu dönemde 1168 liraya talim etmek zorunda kaldı. Bununla da geçim zor olduğu için
başka işe bakmak, işten ayrılmak istese de bütün haklarından mahrum bırakılacağı için mecbur buna katlandı. Şimdi bu 2 ay uzatılmanın da sıkıntısı artacak. Milyonlarca işçi yani yapılanma, iyileştirme beklerken yine bir yani uzatmayla hayalleri ve beklentileri hüsrana uğramış oldu. Yani asgari ücret en azından olsa geçimini, evinin ihtiyaçlarını belki giderecek, okuyan çocuğu, ihtiyaçları olan çocuklarına bakabilecek. Yani bu yasal yani haklarından ayrılmak istese vazgeçecek. Bu gerçekten buna kesin bir çözüm bulunmalı. Yani işçi ne yapacak? Nasıl da geçinecek? 1168 lirayla 1-2 ayda nasıl ayakta duracak? Zaten bu kısa çalışma ödeneğe başladığı günden beri sıkıntıları arttı. Yani nasıl olacak? Yani buna bir an önce çözüm ulaştırmak önemli. Yani çözüme ulaştırılmalı. Gerçekten işçilerin durumu kötü. İşveren kendince haklı olduğu bölümler olabilir ama işçiler de kısa çalışma ödeneği ile evine ekmek götüremeyecek hale gelecek. Tabi Cumhurbaşkanı Malatya'daki bir programda vatandaş ekmek götüremiyoruz deyince tepki verdi. Çay attı kendisine, bir çay içti ama gerçekten geçim derdi çok ciddi bir sıkıntı. Bu konuda yani bir 2 ay madem uzatıldıysa günlük 39 TL ile geçinilmeyeceğini de bilmek lazım. Buna bir an önce farklı bir çözüm üretin. Bu 2 ayda en azından mağdur olan işçiler 2 ayda alacak şeylerle en azından bu geçmişin töleresini yapabilsinler. En azından bir asgari ücret belirlensin. Bu konuda çalışmalar ona göre yapılması gerekiyor. İşçilerin beklentileri de bu yöndedir. Şimdi sahte içki ile ilgili şu ana kadar 82 kişi öldü. 50'nin üzerinde de yoğun bakımda insan var. Dün Adana'da da ya da Türkiye'nin başka şehirlerinde de kaçak içki ile ilgili emniyet güçleri mücadelesini sürdürüyor. Yakalanıyor ve insanlar doymuyor. Hala bir açgözlülük var. Kaçak üretim, merdiven altı üretim yüzünden insanların canına kıyıyorlar ama maalesef buna önemsemiyorlar. Yani bu para hırsı nereye kadar gidecek? Bu insanlar yani gerçekten hiçbir hayatı önemli değil mi bir insanın da bu kadar para hırsıyla hareket ediyorsunuz şu kaçak içki üreten insanlar? Ya size de insan da diyemiyorum gerçekten, çünkü insan hayatına kastedenlerin insan olduğunu düşünemiyorum bile. Sırf her şey para demek değil, insanlığınız ölmesin, insanlığınızı canlandırın. Yazık, günahtır. Bakın 82 tane insan ölmüş 9 Ekim'den itibaren. Yazık değil mi? Yani bu insanlar yani bir savaşa girse en azından ülke için bir savaş mücadele, adam alkol alıyor, keyif yapacak, derdini belki yapacak, rahatlatacak. Gidiyor bir yani merdiven altı kaçak içki alıyor, hayatından oluyor. Lütfen alkol alanlar da içki nereden olursa olsun demeyin. Aman ucuz olsun demeyin. Bildiğiniz güvenilir yerlerden, sağlam yerlerden alıyorsanız alın. Paranız yoksa da içmeyin be arkadaş, içmeyin. Yazık, günah değil mi? Sevdiklerinizi yetim bırakıyorsunuz, öksüz bırakıyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Şimdi haberler arasında dikkatimi çeken bir genç muhtar oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi muhtarı Oktay Garip. Bazı kişilerin yaşı küçük olduğu için muhtar olduğuna inanmadığını belirtmiş. Bazen kimliğimi göstermek zorunda kalıyorum diyor. Şimdi biliyorsunuz son seçimlerde yaşları aşağıya 18 yaşa kadar çektiler seçilme hakkını. Sonuçta bir genç muhtarımızın, en genç, Türkiye'nin en genç muhtarının böyle bir serzenişi var. Haklı da bir serzeniş. Aksine gençliğin önünü açmak, gençlerin bu şekilde girişimlerinin olması bizleri mutlu ediyor, gurur veriyoruz. Gurur verdiriyor bize, gururlandırıyor pardon. Sonuçta her şeyden önce
gençliğin her zaman sitemini ediyorlar ya, işte seçimlerde gençliğe kota verilmiyor, kadınlara kota verilmiyor, söylemde varlar, icraatta yoklar deseler de demek ki gençler istedikten sonra bir şeyleri başarabiliyor. Yerel bir yöneticiliği kapıyor. İşte Bursa'nın İnegöl ilçesinin Akhisar mahalle muhtarı Oktay Garip gibi, kendisini tebrik ediyorum genç yaşta böyle bir sorumluluğu üstlenmesi. Lütfen gençlerim, büyüklere sesleniyorum, büyük siyasetçilere sesleniyorum. Gençlerimizin önünü açın. Gençler bu geleceğimiz, yarınlarımız, gençlerimizin önünü tıkamayın. Bu gencimizi de, Oktay'ı da böyle hor görmeyin Sayın Akhisarlılar. Ne güzel işte, gururlanın, böyle bir gence sahipsiniz. Başarılar diliyorum. Bugünlük sizlerle beraberliğimiz buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.